Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer bir üniversitede düzenlenen Siyaset Okulu 9 programına katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dinçer, eğitim sistemiyle ilgili birçok konuya değindi ve soruları cevapladı. Eğitimde tartışılan birçok konuyu çözmek ve orta eğitimde rekabet edilebilir bir nesil yetiştirmek için yapılması gerekenleri sıralayan Dinçer, SBS imtihanlarının kaldırılması gerekiyor. Dershane sisteminin gözden geçirilmesi lazım. Dünyanın hiçbir yerinde bizim kadar farklı lise diploması veren ikinci bir ülke yok. Bizden sonra en fazla lise diploması veren ülke İtalya. O da 5 farklı diploma veriyor. Biz 24 tane lise diploması veriyoruz dedi. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Dinçer, kendisine sorulan dershanelerin kaldırılması tartışmasından öte nasıl bir sisteme geçilebilir? Yeni sistem nasıl uygulanabilir? Sınavın önüne nasıl geçilir ve öğrenci seçimi nasıl yapılır şeklindeki soru üzerine Türkiye'deki merkezi yerleştirme sisteminin aslında çok adil bir yapı kurduğunu kaydetti. Sınav yapmakla merkezi yerleştirme sistemini ayırmanın mümkün olup olmadığının tartışılabileceğini ifade eden Dinçer, bizim şu anda esas odaklandığımız nokta ilköğretimden orta öğretime geçişteki sınavı kaldırmak. Orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sınavıyla alakalı henüz bir çalışmamız yok. Dolayısıyla dershanelere bakarken iki açıdan bakmak mümkün. Çalışmamız tamamlandı. Ana hatlarıyla bir model hazırladık. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Orada ana hatlarıyla belli olursa, kamuoyu ile ayrıntısıyla paylaşacağız dedi. Kendisine yöneltilen kılık kıyafet uygulaması ile ilgili soru üzerine Dinçer, bu değişimi otoriter tarzın yerine daha demokratik tarzı sembolize eden bir adım olarak görüyoruz diye konuştu. Zenginle fakir arasındaki uçurum ortaya çıkar şeklindeki eleştirileri hatırlatan Dinçer, zenginle fakir arasındaki uçurum ortaya çıkacak diye endişe ediyorsanız ve bunu bir ayıp olarak görüyorsanız bırakın bu ayıp çıksın. Niye örtbas ediyoruz? Büyük şehirlerde mavi önlük kalmadı zaten. Okul idareleri belirli mağazalarla anlaşıyorlar. Bundan daha fazla şikayet geliyor şeklinde konuştu.